Ne haber Salih? Öyle mi? Hangi kanalda? Tamam, görüşürüz. Değerli izleyiciler, karısı ve kızı tarafından hastaneye kaldırılan ünlü iş adamı Erol Tekiner'in durumunun çok ciddi olduğu bildirildi. Bu akşam saatlerinde evinde rahatsızlanan Erol Tekiner'in durumu ilk kontrolden sonra kesinleşecek. Tekstil şirketinin son günlerdeki borsada değer kaybının ablanı çağır. Uyuyor mu yoksa hala? Bilmem. Uyuyorsa uyandırayım mı? Uyandır tabii. Bir iki lokma bir şey yesin. Neyin var kızım? Hasta mısın yoksa? Yo. Dün gece pek uyuyamadım da. Ne oluyor? İş hayatındaki krizin Erol Tekiner'i çok etkilediği ifade edildi. Son aldığımız bilgiye göre ünlü iş adamının durumu ciddiyetini koruyor. Aa. Spor haberlerine geçmeden önce kısa bir ara verelim. Emin, ben hastaneye gitmem lazım. Dur ben de geleyim seninle. Yok, dur anne, gelme. Şimdi orası cehennem yeri gibidir. Sonra gelirsin. Bize haber ver o zaman. Tamam. Elif Hanım! Elif Hanım! Elif Hanım, Erol Tekiner'in son durumu hakkında bilgi alabilir miyiz? Eşinizi göremiyoruz. Kendisi nerede acaba? Elif Hanım, bir ameliyat söz konusu mu? Elif Hanım! 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 Durumu çok kötü Elif. İyi olacak, merak etme. Üzülme. Bak göreceksin, atlatacak. Hı. Filiz. Otursana yavrum. Hoş geldin kızım. Üzülmeyin. Ömer Tekiner. Evet. Bizimle gelmeniz gerekiyor. Neden? Ölüme sebebiyet vermeye teşebbüsten hakkınızda şikayet var. Ne? Bir yanlışlık olmasın memur bey. Tarık Bilgin'in yakınları şikayette bulundu. Şimdi bizimle gelmesi gerekiyor. Daha sonra gelse olmaz mı? Babamız yoğun bakımda. Bu konuda bir şey yapamam efendim. Buradayız işte, nereye gidecek ki? Üzgünüm hanımefendi, kurallar böyle. Tamam, o zaman gidelim. Ömer! Siz burada kalın. Seni hayatta bırakmam biliyorsun. Filiz, gelsen de bir şey yapabileceğim bir şey yok. Sen Selim bir haber ver yeter. Tamam, hemen ararım. Babamın size ihtiyacı var. Benim durumum hemen çözülecek. Merak etmeyin. Müsaade eder misiniz lütfen? Ben onunla giderim Filiz. Senin kalman daha iyi. Alo. Selim Bey. Hayır. Babamın durumunda bir değişiklik yok. Daha bekliyoruz. Ben sizi daha başka bir şey için aradım. Ömer Bey. Neden gözaltına alındınız efendim? Ömer Bey, bize bilgi verir misiniz? Sessiz kalmakla suçlu kabul mü ediyorsunuz acaba? Ömer Bey, lütfen bir açıklama yapar mısınız?
anne? Anne ne oldu? Hanımefendi, hanımefendi. Hemşire. İyi misin? Yardım edin. Anneciğim, cevap ver anne, iyi misin? Siz burada bekleyin. Lütfen burada kalın. Hanımefendiyi içeri alın. Acele edin. Siz burada bekleyin. Biz annenizle ilgileniriz. Merak etmeyin. Şey yoluna girecek, merak etme canım. Ömer'i de götürdüler. Ya tutuklanırsa o zaman ne olacak? Babam bunu kaldıramaz. Birini yaralamış öyle dediler. Adamın durumu kritikmiş. Ya ters bir şey olursa? Filiz, kendini toplamalısın. Şimdi ailenin sana ihtiyacı var. Ben o kadar güçlü değilim. Hayır, sen çok güçlüsün. Hatta gördüğüm en güçlü insanlardan birisin. Şimdi sakinleşmelisin. Biraz rahatla. Bu en kötü zaman ama düzelecek. Bunun üstesinden geleceksin. Buna inanıyorum Filiz. Ah Filiz. Keşke elimden bir şey gelse. Keşke senin için bir şey yapabilsem. Anneniz iyi. Bir sakinleştirici verdik. Biraz sonra toparlar. Merak etmeyin. Korkulacak bir şey yok. Geldiğin için teşekkür ederim. Şimdi annemin yanına gitmeliyim. Tamam. Burada olacağım Filiz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.